Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla sosyal güvenlik sistemimizi baştan sona inşa ettik. Pek çok kesime çalışma adaletini gözettik. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelere çıkardık. Geçtiğimiz 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmetleri boyutunda da çok önemli ilerlemeler sağladık. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Türkiye'nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri reformu tüm dünyaya örnek olmuştur. Pek çok devlet benzer bir sistemi kurmak için harekete geçmiş ama çoğu bunu başaramamıştır. Türkiye'nin farkı kurduğu sistemin sürdürülebilirliğini de sağlamasıdır. Vatandaşlarımızın işini zorlaştıran veya rencide eden uygulamaların tamamına son verdi. Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte. İstedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman böyle diyor. Gerekirse devlet olmasın ama benim vatandaşım sağlıklı olsun diyor. Gençlerimizin okullarından mezun olduktan sonra istihdamı, ekonomik boyutu yanında sosyal yönüyle de hep destekledik. Kayıt dışı istihdamla etkin bir mücadele yürüttük. Hedefimiz çalışan herkesin kayıt altında olmasını sağlamaktır. Kayıtlı istihdamı teşvik etmek için pek çok farklı projeyi, desteği hayata geçirdik. Geldiğimizde üniversite sayısı 76 idi, şimdi 206. Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. İnsanlarımıza sadece iş değil, aynı zamanda yüksek bir hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz. Bay Kemal ne diyordu? Ne diyordu? Bunlar şimdi IMF'e gidecekler diyordu. Bay Kemal, IMF'in kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil. Göreve geldiğimde IMF'e borç neydi? 23,5 milyar dolar. Mayıs 2013'te bu 23,5 milyar doları sıfırladık. Artık bizim IMF'le işimiz yok.
nereden nereye? Bakın eskiden açık veriyordu, şimdi fazla veriyor. Bunlar hesabı kitabı da bilmiyorlar. Bak faiz maalesef %30'ların üzerine %40'a doğru gitmişti. Ne oldu? Bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber hamdolsun şu anda faiz oranı %13,5'a kadar indi. Daha da inecek. Daha da inecek. Sosyal güvenlik sistemimizin kendi kendini finanse etme oranı çok yüksektir. Geçmişte ülkenin diğer tüm hizmet alanları gibi sosyal güvenlik sistemini de çökertenler bugün hiç yüzleri kızarmadan karşımızdaki bu tabloyu küçümsemeye hatta kötülemeye çalışıyorlar. Geçmişte SSK'yı iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş bir EYP, erken emeklilik, İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım. Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak, hem de devamlı kardeşlerim ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işte işsizliğe ne yazık ki önce olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır. Şer bir hesaptır. Zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zaten devletlerini bir müddet daha sahnede ağırlayacağız.